Bir covid süreci geçirdik. Hepimiz şimdi işler değişti de biraz. Var mıydı, yok muydu falan. Covid'e en ağır geçirenlerden bir tanesi de benim. Yani özellikle 7-8 günlük süreçte çok ağır ve şiddetli geçirmiştim hatta o arada bir hastanede bir kardeşimize sormuştum hastaneye yatmam gerekecekti. Hocam dedi hastaneye gelme, gelirsen ölürsün dedi. Şimdi covid'in en belirgin özelliklerin yani şeylerinden bir tanesi de tat ve koku alamamak gibi bir şey vardı. Yediğimiz içtiğimizden hiçbir tat almıyorduk, kokudan hiçbir şey almıyorduk. Bir de tabii işin psikolojik boyutu da var. Bir odanın içerisinde karantinada kalıyorduk. İşte çocuklar içeri giremiyor, annemiz babamız içeri giremiyor. Nasıl diyelim böyle dünya tarihinde belki de çok farklı bir zaman dilimiydi. Hepimiz kendimizce bir şeyler aldık, bir şeyler verdik. Aynı şekilde dişimiz ağrıdığında da mesela değil mi? Önümüze en güzel yemekleri, en güzel nimetleri, en güzel tatlıları koysak da onları yesek de tadını almıyoruz. Mesela o Covid sürecinde yediğimiz en lezzetli yemeklerin tadını alamamıştık. İbadetler hususunda da ne yazık ki durum böyle. Mesela namaz dediğimizde bazıları namaz kılamıyorum, namaza başlayamıyorum derler. Bazıları ise namaz kılarlar, Maç arası, reklam arası, dizi arası yatmadan önce, uykuya dalmadan önce, uykudan kalkınca böyle işin, vaktin sonunda işler bitince ticaret bitince gibi böyle bir namaz İşte oruç tutarız sabahtan akşama kadar aç kalırız o sabahtan akşama kadarki açlık sürecin içerisinde gıybetten dedikodudan bir türlü uzak kalamayız zekat deriz işte Allah'ın emirlerinden bir tanesi zekat vermemiz gerekir zekat veririz. Böyle en kötüsü, en azı, en böyle yüzde işte 2.5'i ya da işte 40'ta biri ya da böyle hocam nasıl işte bu işten kıvırabiliriz, nasıl az verebiliriz gibi. Hac zaten hak getire daha çok uzun bir zaman var. Zaten ekonomi bozuk, zaten çok işte iler, ilerleyen yaşlarda gerekli gibi. İbadetleri yapıyoruz ama ne yazık ki ibadetlerin tadını alamıyoruz abi, lezzetini alamıyoruz. Evet namaz kılıyoruz, ama namazın lezzetini, tadını ne yazık ki alamıyoruz. Namazda kimin huzurunda olduğumuzun farkına bir türlü varamıyoruz. Namazda okuduğumuz surelerin, ayetlerin, verdiğimiz sözlerin bir türlü anlamlarını ne yazık ki anlayamıyoruz. Lezzet alamıyoruz abi. Yani. Lezzet almak diye bir sıkıntımız var bizim. Bütün ibadetler içinde gerçekten böyledir yani. Oruç tutuyoruz, bir türlü lezzet alamıyoruz. İşte İyili emredip ne, kötülükten nehyetme konusunda, tebliğ ve davet konusunda bak böyle sohbet, cemaat, işte toplanmak, Kur'an okumak diyoruz. Belki bir şeyleri yapıyoruz ama bir türlü o lezzeti, o tadı, istenilen noktayı bir türlü yakalayamıyoruz. Zihninize hemen böyle bir gözden geçirin mesela. En tatlı namazı nerede kıldınız ya da ne zaman kıldınız ya da kaç defa kıldınız kendinize böyle bir soru sorabilirsiniz. Herhalde en güzel namaz Kabe'de kılınıyor. Kabe'nin imamının arkasında işte değil mi Umre'de Kabe gözünün önünde işte iyi bir imam namaz kıldırıyor. Belki bir iki denk gelmişse öyledir. Nasıl ki bir hastalığımız olduğunda dilimizde, dişimizde, ağzımızda bir problem olduğunda önümüze en güzel nimetler sunulsa da en güzel yemekler sunulsa da o yemeğin lezzetini ve tadını alamadığımız gibi iman noktasında da biraz eksiğimiz olduğu için kalplerimizde sıkıntı, kalplerimizde problem olduğu için ibadetlerden de imandan da aynı lezzeti alamıyoruz. Kulluğun tadına varan insanlar Hz. İbrahim Aleyhisselam gibi kul değiller. Habibullah, Halilullah'tır değil mi? Allah'ın dostu oluyorlar. Ya yani namazın hakkını verenler Allah'ın dostunu oluyor. İşte orucun hakkını verenler imanın tadını ve lezzetini alıyorlar. Peki biz imanın tadını ve lezzetini nasıl alacağız dediğimizde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize Enes bin Malik radıyallahu anh'un aktarmış olduğu hadiste şöyle anlatıyor. Diyor ki şu üç özellik kimde bulunursa o imanın tadını ve lezzetini alır. Bu üç özellik kimde yoksa o imanın tadını ve lezzetini alamaz. Üç tane kriter söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize. Bir, her şeyden ama her şeyden çok Allah ve Resulünü sevmek. Allah ve Resulünü sevdiği gibi hiçbir şeyi sevmemek. İki, sevdiğini sadece ve sadece Allah için sevmek. Üç, Allah kendisini küfür bataklığından, günah bataklığından çıkardıktan sonra, hidayete eriştikten sonra tekrardan o eski haline, eski hayatına, kötü hayatına dönmeyi ateşe atılmak gibi kötü görmek. Allah bizi mümin olarak yani iman eden olarak tarif etmiş. İmandan kastımız nedir? İmanın kelime manası güven demektir. Direkt karşılığı güvendir. Şimdi bizim hem Allah'a güven konusunda problemimiz var. Hem Müslümanlar olarak birbirimize güven noktasında problemimiz var. İnsanlar olarak da birbirimize güven noktasında problemimiz var. Allah'a güven dediğimiz şey nedir? Tevekküldür. Yani bir kulun elinden gelen bütün gayreti ortaya koyup takdiri Allah'a bırakmasıdır. Ya da her şeyi Allah'a bırakmasıdır. Güven meselesi değil mi? Güven. Birbirimize güven meselesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hicret gecesi işte hicrete çıkacak. Kapısında onu öldürmek için Mekkeli müşrikler var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali radıyallahu anh'ı yatağına yatırmış ve şöyle söylemiş. Ben gittikten sonra şu mallar şu 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 adamların. Hatta kapının dışında bekleyen adamların. 3-5'i onlardan bir tanesidir. Onlara teslim edeceksin diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisini öldürmek için gelen, kendisine düşmanlık eden insanların mallarını dahi bu malları alayım gideyim dedi mi? Demedi. El emin olması, güvenilir olması ve Hazreti Ali'ye o işte ürünleri, onların mallarını teslim etmesi için emir verdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Nasıl bir güven? Düşmanı bile, bakın şimdi biz Allah'a güven dedik, Müslümanların birbirine güveni dedik, insanların birbirine güveni, bakın bu sınırları zorluyor. Düşman bile sana güvenecek bir hale gelecek. İmanın tadını alamıyoruz, lezzetini alamıyoruz. Hemen kendimize şu soruyu soralım. Acaba bizim etrafımızda, bize güvenen kaç tane adam var? Ben her şeyimle, malımla, mülkümle, evimle, ailemle, Ahmet'e her şeyimi güvenebilirim, güvenirim diyebileceğimiz kaç tane dostumuz, kaç tane arkadaşımız var? Ya da bize aynı şekilde güvenen, aynı şekilde itimat eden, her şeyini teslim edecek derecede güvenen kaç kişi var? Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu güven olmadığı sürece birinci madde buydu. Güven olmadığı sürece imanın tadı ve lezzeti alınmaz. Çünkü güven noktasında bir arıza, bir problem, bir hastalık varsa nasıl olacak iman? İmanda bir eksik başladı. Birinci madde neydi? Birinci madde neydi? Allah'ı ve Resulünü her şeyden ama her şeyden çok sevmek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir insan beni annesinden, babasından, eşinden, evladından ve tüm insanlardan daha fazla sevmediği sürece kamil manada imana erişemez diyoruz. Şimdi düşünelim hemen bir tarafa sevdiklerimizi koyalım. Bir tarafa da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı koyalım. Elbette ki söz itibariyle diyeceğiz ki Fedeyke ebi ve ümmi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyeceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tercih edeceğiz. O zaman şöyle bir soru soracağız kendimize. Acaba diğer insanlara ayırdığımız zamanla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ayırdığımız zaman aynı mıdır? Diğer insanların sözünü dinlediğimiz, sözüne itibar etmemizle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine itibarımız aynı mıdır? Mesela sünnet ne kadar bizim hayatımızda vardır? Bizim sünnetten anladığımız şey nedir? İşte taban altını temizlemek. Kılmış olduğu sünnet namazlar. Tutmuş olduğu sünnet oruçlar. Amenna. Ben size bir sünnet söyleyeyim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 yıl boyunca hiç terk etmediği bir sünneti var. Nedir? Tebliğ ve davettir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk günden son güne kadar insanlar dünyanın darlığından kurtulsun, ahiretin genişliğine kavuşsun diye gecesini gündüzüne katarak insanlara Allah'ın dinini anlattı, Allah'ın dinini tebliğ etti. Yani insanların dertleriyle dertlendi. İnsanların dertleriyle dertlenmek diye bir sünnet varmış. Tabağın altını sıyırmak değil. Bir kardeşinin bir sıkıntısı, bir problemi, bir derdi olduğunda onun için çabalamak, onun için gayret göstermek diye bir sünnet varmış. İnsanlar etrafımızdaki eşimiz, dostumuz, akrabamız, iş arkadaşlarımız, okul arkadaşlarımız hızla Allah muhafaza cennet cehenneme doğru sürüklenirken, ateşe doğru sürüklenirken onların kaygısını, onların derdini çekmemek aslında bizim imanın tadını ve lezzetini alamadığımızı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ihya edemediğimizi gösteriyoruz. İkinci meselemiz Sevdiğini sadece ve sadece Allah için sevmek. Hiçbir çıkar, hiçbir menfaat, hiçbir karşılık gözetmek sizin. Sadece ve sadece Allah rızası için. Parası için değil, makamı için değil, mevkisi için değil, gü güzelliği için değil, itibarı için değil, dostluğu, arkadaşlığı için değil. Sadece ve sadece Allah için. Öyle olanları Allah arşın gölgesinde gölgelendireceğini söylüyor. Ney birinci mesele? Allah'ı ve Resulünü her şeyden ama her şeyden çok sevmek. Tevbe suresinin 24. ayet-i kerimesi bize ne diyor? Eğer onların babaları, evlatları, eşleri, çocukları içinde oturup hoşlandıkları evleri Allah'tan, Resul'ünden ve onun yolunda mücadele etmekten daha sevimliyse Allah'ın onlar hakkında hükmünü bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez diyor. Fasık nedir? Günah işleyendir değil mi? Bakın bizim günah işlememizin sebebi Tevbe suresi 24. ayet-i kerimeye göre Allah ve Resulünden daha fazla diğer şeyleri sevmek. Diğer insanları sevmek, diğer işleri sevmek, diğer başka şeyleri sevmek. Sevdiğini sadece ve sadece Allah için sevmek. Üçüncüsü ise şu. Allah kendisini o kötü hayattan, yanlış hayattan, cehenneme doğru giden, ateşe doğru giden hayattan kurtarıp imanı, hidayeti, güzel hayatı nasip ettikten sonra oraya dönmek, ateşe atılmak gibi. Yani eğer insan her bir günaha doğru meylettiğinde, her bir geri adım attığında, her bir cahiliyeye doğru yönünü döndüğünde onu ateşe atılmak gibi kötü görseydi, adımlarına, ayaklarına ayak, ayar çekerdi. Peki, biz imanın tadını ve lezzetini neden alamıyoruz? Birincisi şu, Allah'a kullukta ve itaatte, sevgide ortak koşmamak. Şimdi biz Allah'a şirk koşmak, Allah'a ortak koşmak dediğimiz zaman, hep aklımızda ne var? Mekke dönemindeki putlar var değil mi? Lat, menat, uzza. Onlar var. Şekil var. Şemal var. Onların önünde eğilmek var. Kalkmak var. Yatmak var. Onlara kurbanlar sunmak var. Adak var. Rabbimiz sevgide bile kendisine eş koşulmasını şirk olarak tarif ediyor. Sevgide. İşte bu sevginin kıyası bizim kalbimizle alakalı. Yani şimdi buna geleceğim. Allah'ın sevgisiyle diğerlerinin sevgisi. Diğeri neyse. Eğer böyle bir kıyaslamaya dahi insan girmişse Allah muhafaza şirk'e doğru bir kapı açmış demektir. İkincisi şu. Allah'ın verdiğine razı olmak, onun yolunda harcarken en güzelini harcamak. İmanı tadını almak istiyoruz değil mi? Allah'ın verdiğine razı olmak. Yani Allah'ın bu dünya hayatı içerisinde bizim için taksim ettiği her şeye razı olmak. Nedir bu? Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün Tevrat'ı okuyacağını, okuduğunu söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yanındaki sahabe şaşırıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünün rengi değişiyor. Diyor ki, ey Ömer görmüyor musun diyor. Allah Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünün rengi değişti. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle söylüyor. Ben din olarak İslam'dan, Rab olarak Allah'tan, Peygamber olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan Razıyım, razı oldum diyor. Ve arkasından Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şunu söyledi. Eğer bugün Musa yaşamış olsaydı aleyhisselam o da bana tabi olurdu diyor. Allah'ın verdiğinden razı olmak. Yani nedir? Allah bize değil mi? İmanı nasip etmiş. Buna razı olmak. Rızkı vermiş. Buna razı olmak. Güzellik vermiş. Buna razı olmak. İlim vermiş. Buna razı olmak. Ve Allah kendi vermiş olduğu nimetlerden Herkesin kendisine ait nimeti neyse onların en güzelini Allah yolunda harcamak. Habil Kabil meselesini hatırlayalım. Ne var orada değil mi? Birisi malının en güzelini verdi. En değerlisini verdi. Bir değeri ise malının en kötüsünü verdi. Allah sadece güzel olanı, güzel vereni, değerli verdiği şeyi kabul etti. Ne diyordu ayet bu noktada bize? Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe, harcamadıkça birre, takvaya, gerçek sevgiye, gerçek imana ulaşamazsınız diyor. Yani buradaki ölçü de şu. Verdiğin şey senin biraz canını yakması gerekiyor. Verdiğin şey biraz cebini yakması gerekiyor. Değil mi? Sözde söylemek, anlatmak işin kolay kısmıdır. Allah onu fiilen de, hareketle de bizden istiyor. Fedakarlık istiyor. Üçüncüsü şu. Allah dilemedikçe başına ne bir zararın ne de bir faydanın gelmeyeceğinin bilincinde bir hayat yaşamak. Biz buna tevekkül diyoruz Mustafa. Allah dilemedikçe ne bir fayda ne de bir zarar size asla ulaşamaz. Bu şu demek. Sadece Allah'a güveneceksin. Sadece Allah'a dayanacaksın. Ve her şeyi ama her şeyi iyi de kötüyü de hastalığı da şifayı da derdi de dermanı da her şeyi Allah'tan bileceksin. Ve her şeyin Allah'ın elinde olduğunu bileceksin. Onun sana ikram ettiğini, onun sana verdiğini bileceksin. Bak böyle bir tevekkül ehli olursan işte o söylediğim sebeplere sığınmazsın. Paraya sığınmazsın, patrona sığınmazsın, makama sığınmazsın, mevkiye sığınmasın Çünkü sana gelen her şey Allah'tan gelecektir hem fayda hem de zarar anlamında bir başka şey ise şu sevgisini de nefretini de Allah için yapmak dedim ya sevdiğini Allah için sevmek sevmediğini de Allah için sevmemek bu ettiğine de gelelim şimdi bize burada değil mi seviyoruz birini ne için seviyoruz birinden nefret ediyoruz niçin nefret ediyoruz nefretimiz ve sevgimiz sadece imandan mı kaynaklanıyor yoksa başka şeylerden mi kaynaklanıyor? Eğer imandan kaynaklanmış olsaydı hangi Müslüman hangi Müslüman arkasından konuşabilirdi? Hangi gıybeti edebilirdi? Hangi kötü sözü söyleyebilirdi? Hangi eleştiriyi yapabilirdi? Sevgisi eğer imandan kaynaklanmış olsaydı şöyle derdi. Kim bir Müslüman bir kardeşinin bir ayıbını örterse Allah da onun ayıbını örter der kardeşinin ayıbını örterdir. Kim bir Müslüman kardeşinin bir sıkıntısını, bir derdini, bir kederini giderirse Allah da onun kıyamette mahşerde onun derdini, kederini giderir hadisinden hareketle kardeşine sevgisini bu şekilde sunar. Peki nefret buuz etmemiz gerekenler var değil mi? Kimi seveceğiz, kime değer vereceğiz? Kime buz edeceğiz? Kimden nefret edeceğiz? Bakın ölçümüz kaçmış. Neyi seveceğimizi, neyi ne kadar seveceğimizi bilmiyoruz. Neyden ne kadar nefret edeceğimizi bilmiyoruz. Ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Sevdiğini ölçülü sev. Gün gelir düşman olabilirsin. Düşmanla düşmanlık ederken de ölçülü ol. Gün gelir dost olabilirsin diyor. Hazreti Ali radıyallahu an Hendek gazvesi olacağı esnada Amr ibn Vud isminde bir adam var. Bu adamın lakabı bin kişiye bedel. Yani öyle büyük bir savaşçı. Hendek'in içerisine inen 3-5 kişiden bir tanesidir. İniyor aşağıya ve bağırıyor. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam. Hani siz ölünce cennete, biz ölünce cehenneme gidiyorduk. Beni cehenneme gönderecek, kendini de cennete gönderecek bir yiğit yok mu içinizde diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh ayağa kalkıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki İclis ya Ali, innehu amr. O amırdır Ali, otur diyor. Amr tekrardan konuşuyor aynı sözlerle. Hz. Ali tekrardan ayağa kalkıyor. Otur Ali, o amırdır diyor. Üçüncü seferde de aynı sözleri söylediğinde Hz. Ali radıyallahu anh ayağa kalkıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam otur dediğinde oturmuyor. Bazen emri dinlememekte edeptendir. Ama ne zaman? İş olduğu zaman. İş olduğu zaman. Gayret olduğu zaman. Cihad olduğu zaman. Kelle verip kelle alacak zaman. Boş zamanlarda değil. Nefsinin istedikleri anlarda değil. Hoşuna gitmeyen yerlerde değil. Allah için bir iş olduğunda. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisi Hazreti Ali radıyallahu anh'ı hazırlıyor ve şöyle arkasından dua ediyor. Ya Rabbi Amzam Hamza'yı Uhuda gönderdim. O geri dönmelidir. Ne olur Ali'yi bana geri döndürdür. Hazreti Ali radıyallahu an hendeyin içerisine iniyor. Amr ibnü Vudun karşısında duruyor ve şöyle söylüyor. O atın üzerinde diyor ki, "Sen kimsin?" diyor. "Ben Ebu Talib'in oğlu Ali'yim." diyor radıyallahu an. "Ben senin babanı tanırım." diyor. "Baban iyi dostumdu. Sen git başkası gelsin." diyor. ''Sen şimdi babayı falan bırak.'' diyor. ''Ya gel iman et, dinde kardeşim olur.'' ''Onu istemiyorsan attan aşağı in.'' ''Eşit şartlarda savaşarım seninle.'' diyor. Amur diyor ki ''Bu nasıl konuşuyor? Nasıl birisi bu böyle?'' Attan aşağı iniyor. Atın ön ayaklarını kesiyor Hazreti Ali'nin gözünü korkutmak için. Sonra vuruşma başlıyor. Bir toz duman. Arkasından Hazreti Ali şöyle bir geriye çıkıyor. Biraz bekliyor. Daha sonrasında giriyor ve Allahu Ekber diyerek tekrardan çıkıyor. Amr İbni Vud'un işini bitirmiş. Soruyorlar ya Ali bir ara toz bulutun içerisinden bir girdin bir çıktın ne oldu diyor. O ara tam onu öldüreceğim esnada o benim yüzüme tükürdü diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki o ara o yüzüme tükürünce onu öldürsem eğer nefsimden öldürecektim çıktım. Nefsi muhasebemi yaptım. Ve sonrasında Allahu Ekber diyerek onu öldürdüm. Demek ki sevgisinin de nefretinin de kaynağı nefsinden kaynaklanıyormuş. Allah'tan kaynaklanıyor. Allah'a olan sevgisinden, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgisinden kaynaklanıyormuş. İmanın tadını niye alamıyoruz? Şeytanın hile, tuzak ve vesveselerinden kurtulup Allah'ın emirlerine boyun eğmekle imanın tadı ve lezzeti alınır. Ne diyor ayet bu konuda bize? Tam bir teslimiyet söylüyor değil mi? Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman mümin erkek ve kadına seçme hakkı yoktur diyor. Ya Allah böyle buyurdu diyorsun. Hocam ben o ayeti senin anladığın gibi anlamıyorum diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu konuda böyle buyuruyor diyorsun. Hocam o hadis sahih midir acaba? Hangi kitapla geçiyor acaba? Acaba o hadisin maksadı şu mudur, bu mudur diyerek bu sorulara kapı açtığında ayet bize şöyle diyordu değil mi? Semihine ve İşittik ve itaat ettik. Allah ve Resulü buyuruyor dediğimizde sağlam kaynaklar üzerinden mümine düşen tavır o emre boyun eğmek ve o emrin gereğini yerine getirmek. Hiç böyle farklı taraflara işi açmamak. Ama bizdeki mesele ne? Hemen şeytan oradan bir vesvese veriyor değil mi? Şeytan bir hile kuruyor, bir tuzak kuruyor. Hemen böyle kafamızı bulandıracak, beynimizi bulandıracak bir şeye kapı açtırıyor bize. Günah işlemeyi cehenneme düşmek gibi kötü görmek. Günah işlemeyi. Günah ne kadar ucuz değil mi? Günah bir tıkın ucunda. Sadece şurada. Şu hareket şu anda günah dediğimiz mesele şu kadar. Başka hiçbir şey yok. Sadece bunun içerisinde. İşte şunun içerisinde, bunun içerisinde. Telefonda, bilgisayarda, televizyonda, değil mi? Ne kadar ucuzladı, ne kadar basitleşti? Ne kadar kolaylaştı? Eğer biz bilseydik ki attığımız her adım, günaha doğru her meylimiz bizim cehennemimiz olacak, bizim ateşimiz olacak. Nasıl kaçardık değil mi? Şöyle akla ve mantıken düşünelim. Şurada bir yangın olsa değil mi? Kaçarız, uzaklaşırız. Yanmayalım, tutuşmayalım diye hemen kaçarız. Bu oda ne kadar güzel olursa olsun içinde ateş var. Hemen kaçarız ondan. İmanın tadını alanlar nasıl olur? Var mıdır bunun örnekleri? Var mıdır imanın tadını, lezzetini alanlar? Elbette ki var. Allah'ın peygamberleri, işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olanlar, işte sahabe nesli, tabi'in nesli, etfai tabi'in gibi. Evet, bugün de belki namazın tadını ve lezzetini alanlar vardır. Biz alamasak da ya da biz, kendi nefsim için söyleyeyim, biz göremesek de. Peki nasıl olur da biz imanın tadını ve lezzetini alırız? Nasıl, nasıl, olur? Yani alanlardaki işaretler neler olur? Ben bu maddeleri hep ayetlerden çıkardım ama sözler bana ait. Seven sevdiğini dilinden, gönlünden düşürmez. Dilinde, yüreğinde, amelinde Allah'ın zikri olur. Elin karda, elin karda, yüreğin ise yerde olur. Bir kızı, bir erkeği seviyorsan gece, gündüz onu konuşursun abi. Yatarsın o, kalkarsın o, anlatırsın o. Gözleri şöyle, saçları böyle. İşte şu mesaj, bu mesaj. Seven sevdiğini dilinden, düşün, gönlünden düşürmez. Bir mesajı açarken heyecanlandığın gibi Allah'ın kitabını açtığında heyecanlanmıyorsan nasıl imana tadı olacak o zaman? Bir sevdiğinle konuşurken, muhabbet ederken, saatler, dakikalar, günler bitmek istemezken, Kur'an'ın başında bir sohbet meclisinde yarım saat oturduğunda sıkılıyorsan, bunalıyorsan nasıl olacak o zaman? Ne diyorum bak şöyle. Dilinde, yüreğinde ve amelinde Allah'ın zikri olur. Çok basit bir test yapalım abi. Bugün kullandığınız kelimelerin hepsini şuraya koyun. Cümlelerin hepsini. Bu cümlelerin içerisinde kaç tane Allah'ın zikri var? Kaç defa Allah demişiz? Kaç defa peygamber demişiz? Kaç defa kitap demişiz? Kaç defa ayet konuşmuşuz? Kaç defa hadis konuşmuşuz? Diğer tarafta ise mal demişiz, mülk demişiz, ticaret demişiz, iş demişiz, yetiştir demişiz, koştur demişiz. Bu da çok basit. Son dakika kılınan namazlar. Hocam çalışmayacak mıyız? Hocam kazanmayacak mıyız? Hocam biriktirmeyecek miyiz? Evet biriktireceğiz. Elin karda, gönlün ise yarda olacak. Birini sevdiğin zaman, birine değer verdiğin zaman o ticareti nasıl yapıyorsun? O işi nasıl yapıyorsun? İkinci maddemiz şu. Malın, evladın, canın, imkanın en güzelini Allah'a sunmakla olur. İmanın tadını alanların alameti her şeyin en güzelini Allah'a sunmaktır. İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam gibi değil mi? İki şey var. Bir baba Allah emrettiği için çocuğu bile gözüne gözükmemiş bıçağı boğazına dayamış. Bir evlat, baba sana emredileni yapmayacak mısın? Sen Allah'ın emrini yerine getirmeyecek misin diyerek ona sebat etmiş ve teslimiyet göstermiş. Hacer validemiz gibi, ey İbrahim bizi burada kime bırakıyorsun dediğinde, sizi Allah'a bırakıyorum dediğinde tamam o zaman gidebilirsin. Her şeyin en değerlisini, en sevimlisini, zamanın en sevimlisini, en güzelini Allah'a verebilmek. Gençliğin o güzel baharını Allah'a sunabilmek, Allah'a adayabilmek. Üçüncü maddemiz şu. Kalbin titremesi, hakikatin, imanın yakin derecesine ulaşması, ondan istemek, ondan beklemek, ondan geldiğine ve ondan ona döneceğinin bilincinde olup Sebepleri dahi ortadan kaldırarak kendinden dahi vazgeçmekle olur. Allah denildiği zaman onların kalpleri titrer, kalpleri ürperir. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanları artar. Ve onlar yalnızca ve yalnızca Allah'a tevekkül ederler. Sadece Allah'a güvenirler, sadece Allah'a dayanırlar. Mustafa nerede burada sebepler? Nerede? Allah kendisine gerçek manada iman eden, imanın tadını alanların vasıflarını söylüyor. Allah'ın adı anıldığı zaman kalpleri titrer. Titremiyor abi. Niye titremiyor biliyor musunuz? En baştaki sözümden. Kalp hasta. Damarlar tıkanmış. Sıkıntı var kalpte. Problem var. Başka sevgiler var, başka sevdalar var, başka işler var. Bir kere Allah deyince kalp titrer mi? Allah diyerek ölenler var değil mi? Küt diye. Allah sevgisinden. Bir ayetle bayılan sahabe var. Bir ayet okunuyor ya. Allah'tan korkmadınız mı? Küt diye bayılıyor. Bir ayet duyunca rengi atan, sararan sahabe var. İşin sonu neresi? Sadece Allah'a güvenmek, sadece Allah'a dayanmak. Dördüncüsü Allah'ın sevgisinin Allah'ı sevenlerin yolunun takip etmekten geçtiğini bilmekle olur. Kimler Allah'ı en çok sevenler? Peygamberler. Rabbimiz bize hem İbrahim Aleyhisselam'ı hem de peygamber Vesselam'ı usve-i hasene olarak tarif etti değil mi? En güzel örnek. Ayette Ali İmran suresi 31. ayet-i kerimede ne dedi Rabbimiz? De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı bağışlasın. Biz imanın tadını ve lezzetini almak istiyorsak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ve sahabenin ayak izlerini takip etmek zorundayız. 5. Tüm zerrelerine varana kadar Allah'a teslim olup o söylüyorsa doğrudur, o istemişse konu kapanmıştır diyebilmekle olur. Altıncısı, küfrü, fıskı, günahı, haram. Haramı çirkin görüp salih amellerin peşinde koşmakla imanın tadı almış. Dedim ya, her tarafımızı günah kaplamış. Her tarafımızı haram kaplamış. Fıskı fücurun içerisine Allah muhafaza dalıp gitmişiz. Oradan ayrılıp, başka bir odaya geçmek olur. O ortamdan çıkıp başka bir ortama geçmek olur. Yani şeytanın ve şeytanın adamlarının sözlerini terk ederek, meclislerini terk ederek Allah'ın adının anıldığı meclislere geçmek olur. Allah gerçek manada imanın tadını ve lezzetini alabilmeyi hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.